Selam Aftın. Selam Luis. Ne yapıyorsun? Şu karakter bölümü üzerine çalışıyordum ve açıkçası birazcık zorlandım. Bir seyircinin karakteri önemsemesini nasıl sağlarsın? Bu gerçekten zor bir konu. Asansör testini duymuş muydun? Hayır, o ne? Karakterinle uğraşırken ve karakterin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışırken onu bir asansöre koymak çok faydalı olabilir. Ha, o da neydi öyle? Tamam, sorun yok. Luis, hadi bana asansörle ilgili şeyi anlatmaya devam et. Tamam, evet. İşte karakterlerini anlamaya çalışırken onları asansörde kısılmış bir halde bırakmak ve kriz anında ne tepki verdiklerine bakmak yardımcı olabiliyor. Aa, çıkarın beni buradan. Hey! Orada mısınız? Asansörde kaldık. Gerçekten de burada tıkılıp kaldık. Pekala, bunu bir deneyelim. Tamam, ışıkmış. Artık ışığımız var. Evet, sırada ne var? Tamam, toplantılarımıza geç kaldık. Herhalde birileri orada olmadığımızı fark eder. Nefes al. Bir yerlerde tavan kapağı olması lazım. Nefes ver. Bu şey çalışmıyor. Tamam. Louis, sen iyi misin? İyiyim ben. Merhaba, alıştırmayı tamamladınız mı? Aa, evet. Bizi bu asansörden çıkarın artık. Ben asansörüm. Alıştırmam karakterlerinizi tasarlamanıza ve zor durumlarda nasıl davranabilecekleri hakkında düşünmenize yardımcı oldu mu? Dalga mı geçiyorsun benimle? Çıkarın bizi buradan! Pekala, sakin ol Luis. Bence aslında işe yaradı. İnsanların kriz anında neler yaptığıyla ilgili pek çok şey öğrendim. Peki ya sen? Ben bir şey... Belli ki alıştırma işe yaramış ve sizler karakterler hakkında farklı bir şeyler keşfetmişsiniz. Ayrıca bonus olarak eğlenceli karakterlerin bayağı kusurlu olduklarını da görmüş oldunuz. Üzülmeyin, bu kusurlar aynı zamanda izleyicilerin onları önemseme sebebi olabilir. Tüm hikaye boyunca izlediğimiz karakterleriniz insanlar, fareler, balıklar, arabalar ya da robotlar olacak. Öğrendikleri dersler, girdikleri mücadeleler ve hissettikleri şeyler seyirciler tarafından da paylaşılacak. Bu arada seyircinin önemseyeceği bir karakter yaratmaya çalışırken deneyebileceğiniz başka pek çok alıştırma da var. Çok doğru dedin asansör. Bu bölümde aslında bunun içinde. Yani karakterle oynamak için. Unutmayın, hikaye anlatıcılığınızı bir sonraki seviyeye çıkarmak isterseniz ben her zaman buradayım. Hoşça kal asansör. Bay bay asansör. Umarım bundan sonraki yolcularım daha titiz karakterler olurlar.